Oyunu görünce de Beşiktaşlarda bir umut doğdu. Senin de bahsettiğin gibi tam kadro çıksa ne olurdu diye. Nitekim Beşiktaş zaten e, Piyaniç'i neden aldı? Şampiyonlar Ligi'ni evet, tamam. düşündüğü için aldı. Birçok yaptığı transferi e, aslında bu deplasmanda oynayacağı Ajax veya Ajax ayarındaki herhangi bir rakibi için yaptı evet, tamam. ama kullanamadı. En başta Sergen Hoca'ya geçmiş olsun. Sesi biraz böyle boğulu geliyor. Evet. Ee, inşallah önemli bir şey yoktur. Valla ee, Vallahi şunu söyleyeyim ki sadece hani tam kadro çıksaydı değil. Sadece piyanoç olsaydı farklı olabilirdi. Ne olurdu? Bak hayal edemiyor. Yani kafamda kestiremiyorum. Çünkü benim beklediğim ayak temposu bu değildi. Evet. Buna bir bunu farklıydı tek, onun, bu, Bunu tekrar Ajax da ederek farklıydı. bunu tekrar ederek söyleyeyim. Ee, belki Beşiktaş'taki eksikliklerin farkında oldukları için belki onlar da biraz daha düşük tempolu, biraz daha aktif dinlenerek bir oyun oynadılar. Skoru da yakaladıkları için ilk yarıda. Ama çok net Alex Teixeira gibi, Pjanic gibi Gezzal gibi oyuncuların varlığı işin rengini çok değiştirirdi. Ve tabii tecrübe olarak da ...Domago Domagoj Vida ve Wellington gibi iki tane çok değerli stoperinden yoksun. Hatta Montero'dan da iyi yoksun. bir takımdan bahsediyoruz. Yani ben açıkçası ikinci maç için Ajax mesela Dortmund için bunu söyleyemem. Beşiktaş ona da yenildi. Ama Dortmund şöyle ki biz oraya tam kadroda gitsek o maçın favorisi Dortmund. Bu çok net. Ama Ajax maçı işte taraftar olacak, farklı bir atmosfer olacak, bu kadro olmayacak. Sakatlıkların birçoğu dönmüş olacak. Ee, ve Beşiktaş tabii o milli arada bir toparlanma süreci geçirecek. Yani bunların tamamını düşündüğümde belki ilk iki zor. Tekrar ediyorum. Ama üçüncülük için bence hala Beşiktaş yarışın içinde. Ki zaten Lisbon'da henüz puanla tanışabilmiş değil. Son 10 dakikalara giriliyor ama henüz puanla tanışabilmiş değiller onlar da. O yüzden e, yani Lisbon'u en azından altta tutup Avrupa Ligi Güzel olabilir. Güzel bir sonuç olabilir Beşiktaş için. Yani orada Dortmund, Ajax net favori oldukları için senaryo sanki öyle gözüküyor. Tabii bu futbol bu. E biz şu anki konjonktür üzerinde konuşuyoruz. Belki yarın bakarsınız Dortmund'un 10 tane eksi olur veya Ajax'ın. E tabii canım. Ya, Hiç belli olmaz bu işler. E ama şu an için ortada Beşiktaş'ın kazanabileceği bir 12 puan var mı? Var. Evet burada Dortmund'un Ajax'ın ciddi bir avantajı oldu tabii ki maçta. Ee, ama yine de tüm şansı zorlamak lazım. Yani burada nasıl bu çaresizlik içerisinde e, böyle bir oyun ortaya koyabildin? Tam kadroyla da çok farklı oyunlar ortaya koyabilirsin. Çok farklı sürpriz diye nitelendirebilecek sonuçlar alabilirsin. Dortmund deplasmanın var, Sporting deplasmanın var. İçeride iki tane daha maçım var. Peki Beşiktaş'ın performansına 10 üzerinden puan ver desem kaç verirsin? 7 veririm. Yani e, performansa yani ortaya konulan mücadele 6 evet. veya 7 arasında gidiyor. 11'deki ilk 11'indeki oyuncuların e, çıkabileceği noktayı da düşünerek. Evet. Bence e, sınırlarını zorladılar. Zorladılar yani. Yani en sakala sol stoper, Serdar Saatçı e, sağ stoper. Evet. Bir yerden sonra Yani skoru bir kenara bırakarak söylüyoruz bunu. Evet, yani oyun, oyun baktığımızda, performansına evet. baktığımızda herkes tek, teker teker elinden geleni yapmaya çalıştı. Ee, yani ilk 11'inden bir Rozya var, bir Ersin var değil mi? Ha bir de Soğuz'a var. Ya yani, Soza. Ha pardon, Batu 4 tane oyuncu var ya. Yani. Baktığında eee evet. 3-4 tane oyuncuyla yani bu demektir ki ideal 11'inin %70'e yakınını kullanamıyorsun. Ha ya, bu bayağı ciddi bir ciddi bir rakam. Ciddi bir e, istatistik ve e, sonuçta ne olursa olsun Ajax deplasmanına gidiyorsun. Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsun. Tüm bunları alt alta yazdığımızda her oyuncunun kendi kapasitesini zorladığını söyleyebiliriz. Bu açıdan hayıflanacak bir şey yok. Ama tekrar ediyorum Beşiktaş kaybetti. Şu var Beşiktaşlılar evet. sosyal medyada yazıyorlar. Hatta ay maçından sonra da yazdılar bunu. Şimdi yarın bugün tam kadro milli aradığın sonra artık Beşiktaş diyelim tam kadro. Ee, yine stoperde bir kriz oldu. Yani Montero, Vida, Wellington üçlüsünden ikisi yok diyelim. Oraya bir stoper koyacağın zaman sağlıklı bir Mehmet Topal ve Necip varken bile sen Serdar, Serdar Saatçi orada oynatmak e, gelecek adına da e, çok daha doğru. Hani Mehmet Topal yerine hani maçına göre tabii ki o. Tecrübe de önemli çünkü bazı maçlarda. Mehmet Topal yerine veya Necip yerine Serdar da artık tercih edilebilir bir duruma geldi. Yani burada dördüncü stoperin senin altyapından çıksın. Altyapıdaki gencin olsun. Mesela beklerinin yedekleri genç olsun. Senin altyapından, öz kaynağından çıkan. Hele bu yabancı sayısının düştüğü yerde. Evet. Bu mevkilerin stoperin dördüncüsü olabilir. Yakın zamanda üçüncüsü Türkiye Ligi'nden bir tecrübeli isim olur. Dördüncüsü de senin altyapından, öz kaynağından. Bekler için de bu geçerli mesela. Şimdi Aynen öyle. Yani... Sen öyle bir baktın, Messi'ye baktın değil evet. mi? Messi ilk golünü atmış. Evet, 2-0 yapmış Paris Saint-Germain City maçında. Bir yandan da tabii maçları takip etmeye çalışıyoruz. Evet, ben de ona bakıyorum. Ee, bizim grupta, C grubunda 1-0, dakika 80, Dortmund'un üstünlüğü devam ediyor. Real Madrid 1-1 değil mi? 1-1 oldu. Real Madrid 1-1 yaptı. Şerifin evet. bir golü offside gerçekçisiyle sayılmadı. Enteresan başlıyor oluyor. Serdar konuşurken bir yandan hepsini takip etmiş herhalde. E yani. evet, biz de bir yandan onlara da bakmaya çalışıyoruz tabii ki karşılaşmayı konuşurken. Şimdi gelen yorumlarda senin söylediğin aslında cevabı oldu. Hangi oyuncular ligde şans bulabilir izlediğiniz zaman diye. Oğuzhan'ın performansı soruldu. İkinizin de görüşünü alayım. Okan seninle başlayalım. Yani benim çok inandığım oyunculardan bir tanesiydi ama yani son 3 sezonu maalesef kayıp. Kendisine verilen belki ağır bir tabir olacak ama hak ettiğinden fazla şans verildi. Hak ettiğinden fazla süre verildi. Çünkü kapasitesi biliniyor. Yaparsa Oğuzhan'ın nelere, nerelere kadar çıkabileceği biliniyor. Geçmişte yaptıkları biliniyor ama o geri dönüşsün yani hiçbir şekilde alamıyoruz. Bugün de mesela 45'te, 45'te girdi oyuna yani ikinci yarıda girdi. E, soldan ceza sahasında bir topla buluştu. Ya eski Oğuzhan o topu bir şekilde kaleye paralel bir şekilde gönderip bir e, Beşiktaş pozisyonu e, oluşmasını sağlayabilirdi. Ama o kadar ağır kaldı ki orada top kornere gönderildi rahat bir şekilde rakip savunma tarafına. Ya bunlar tabii küçük detaylar ama evet. e, yani eski çabukluğunu, eski hızını, eski e, fiziksel e, hazır yani fiziksel olarak hazır olduğu noktaya bir türlü ulaşamıyor. Bunun sebeplerini tabii ki hocası, işte kondisyoneri, e, fizyoterapisti, doktoru bunlar verebilir ama sahada gördüğümüz halen evet bak geliyor, evet bak dönüyor diyebileceğimiz bir olsan yok. E, ve şunu da söyleyeyim. Bugün can, canın performansından sonra Türk rotasyonunda da bence olsan geriye gidiyor yavaş yavaş. Çünkü Oğuzhan'dan daha az süre aldı değil mi sezon başından bu yana Can? Tabii. Evet. E şimdi e, birine şans veriyorsun, her maç daha iyisini yapıyor. Diğerine şans veriyorsun, en ufak bir yaşam belirtisi ya, yok. O da e, boşuna transfer edilmedi demek e, ki. Yani. Şimdi e, demek ki, şimdi Sergen Hoca'yı düşünsene. Bir sonraki maçta orta sahada bir Türk kullanacak. E, Oğuzhan'la Can'ın arasında bir tercih yapacak. E şimdi Oğuzhan'ı tercih ettiği anda... Hani forma adaleti dediğimiz, teknik direktör adaleti dediğimiz e, konu noktada hata yapmış olur. Bence, yani benim gördüklerim en azından e, sahada böyle ama e, Can'ın önemli bir kazanç olduğunu söylememiz lazım. Serdar abim belirttiği gibi, şimdi bu yıl 8, gelecek yıl 7, ondan sonra 6 diye devam etmesini bekliyoruz. TFF herhangi bir değişiklik yapmazsa, yabancı sayısının. E, Beşiktaş'ın da... E, Türk oyuncu sayısının artıyor olması sadece bu sezon adına değil bunlar genç oyuncular hepsi işte Serdar 18 yaşında Can yine aynı şekilde genç oyuncular ve bu rotasyona dahil olmaları Türk oyuncu havuzunun genişlemesi Beşiktaş'ın gelecek adına da umutla bakabileceği bir durum. Çünkü gelecek sezon transfer dönemi mesela Temmuz ayında Haziran ayında biz hep şunları konuşacağız. Kayseri Spor'da X oyuncu Gaziantep'te Y oyuncu Türk oyuncular. Fenerbahçe 3 milyon euro verdi. Beşiktaş arttırdı, 4 verdi. Galatasaray 5 verdi filan bunları konuşacağız. Çünkü o o döneme geri dönüyoruz yavaş yavaş. Peyderpey birer birer düşerek o döneme geri dönüyoruz. E, bu noktada altyapıdan gelen diğer kulüplerde de aynı şekilde. Yani Fenerbahçe mesela Muhammed Gümüşkaya'yı kullanıyor. Evet. E, Galatasaray Barış Alper Yılmaz gibi çok değerli bir oyuncuya yatırım yaptı ve Kerem Aktürkoğlu gibi çok önemli bir değer var genç bir oyuncu olarak, Türk oyuncu olarak. Ee, bu, bu tip kazanımlar e, ilerleyen dönemde yabancı sayısının daha da düştüğü dönemde e, kulüpler adına hayli sevindirici gelişmeler olacak şimdi, daha da değerli gelişmeler olacak. Şimdi Oğuzhan'ın ifadeleri de var maç sonrasında ikinci yarı daha baskılı oynadık ama rakip geri çekilmiş olabilir dedi e, takıma güvendiğinden bahsetti ve bu e, ek, takımı evimizde yenebileceğimize inanıyorum gibi bir ifadesi var yani gücümüz var ifadesi var. Serdar sen nasıl yorumlayacaksın Oğuzhan'ın performansı? Ya Oğuzhan'ın performansı, şimdi bugünkü performansı olsan sakatlıktan yeni çıktı ve tekrar sakatlanma evet. riski var. Aslında iyileşmeden. Salih ve ikisi, ikisi de. de. Zaten son ana kadar onların da durumu belli. performansları belki. üzerinden çok böyle e, net konuşmak doğru olmaz ama genel baktığınız zaman Oğuzhan'ın performansında tabii ki Volkan'ın da dediği gibi e, o Şenol Güneş'in ilk iki senesindeki Oğuzhan'dan çok uzak bir tablo. Nasıl ki Oğuzhan Beşiktaş'a ilk geldiğinde Samet Aybaba döneminde tıpkı şu anki Can gibi evet. oyuna giriyordu. Ya bu çocuk kim dedirtiyordu kendine? Ama onun üzerine kata kata geldi belli bir yerden sonra durdu. Ee, Tabi Beşiktaş'ta e, o kadar çok transfer sirkülasyonu oldu ki doğal olarak o üçgenli ayağa pas yapan e, oyun tarzının önemli parçalarından biri olan Oğuzhan da geriye gidişi oldu. Sadece bu Oğuzhan'la ilgili bir şey değil.